Yok. Onlar Ayhan bir soru sordu kardeşimiz, dedi ki onlar ne oldu falan, onlar gitti biz geldi. Oraya geleceğiz abi, istersen var mı yok mu, sürdürülebilir bir iş olduğu için yaptık yani. Anladınız mı? Ne oldu, niye benim ismimi söktünüz buradan? Sökmedik ya, hepsi duruyor. Biz bak ya, sırf reklam olsun diye reklam yapıp buradan verelim söktünüz hepsini. Tamam. Reklam ya olmasın diye hepsini söktünüz. Evet, hayırlı olsun diyelim efendim. Çok yorumcu teşekkür ederim. Yorumcu kimliğinizden sonra girişimci Berden Mardini olarak uzun emekler verdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Girişimci Mardini. Evet. Neler söyleyeceğim? Her şey hem stresliyim, hem heyecanlıyım, hem çok mutluyum. Bu kadar güzel ürüne imza atmak ve bunu gerçekten yılmadan 7 sene uğraşarak önce ham maddeyi ve bitkiyi üretmek, sonra 2 sene bu ürünlerle uğraşıp yine önüne çıkan engellerden bıkmadan, yılmadan bunu yapmak aslında benim de inandığım bir şey belki değildi. Ama Allah yaptırdı bunu bana, ben onu biliyorum yani. Maddi manevi çok emek harcadınız. Maddi manevi çok emeğim var. İşin maddi tarafı da önemli, manevi tarafı da önemli. Çünkü deminki videolarda size de izlettim. 2016'nın Kasım ayında başlamışım ben. Gül ekmeğe, lavanta ekmeğe. 19'un 20'nin sonunda fabrikayı kurmuşum. İyi misin? Ve daha bu sene, geçen Mayıs'ta ürün aldım ve ürün sattım toptan. Orada da 250 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aylıkta 50-60 kişi, 60 kişi sabit çalışıyor. Şimdi de Made in Türkiye yazılı Berden Mardini markamızı, öyle bir ürün, iki ürün değil, 100-203 çeşit ürünüm var. Hala ürünlerim gelmeye devam ediyor. Kozmetik sektöründe gül ve lavanta ham maddesini ben ürettiğim için bir Türkiye'de Isparta'da vardı. Şimdi artık gül ana vatanına geri döndü ve Mardin'de de var artık. Gül ürünlerimiz, gül kremlerimiz, gül sularımız çok güzel. Onun dışında da ben parfümleri ve doğal şampuanları ve duş jellerini eklemek istedim. Mesela gül ya, dünyanın en kıymetli ham maddelerinden bir tanesidir. Rose oil. Ben bayılırım bu kokuya. Alkol içermez. Zaten daha çok hani ya böyle ya böyle koklarsınız. Çok değişik bir kokusu vardır. Dolayısıyla daha gidip bir sürü işim var. Onları yapacağım. Tasarımlarım var. Tasarımlarımı hem kadınlara hem erkeklere hitap ediyor. Yani her iki. Tabii hem kadınlar hem erkekler bu kokuları alabilir. Yani Mardin mimarisini kutularımızda kullandık. Müzik, sol anahtarımız. Yani ben müzik adamıyım. Buselik bir makam ismi. Dolayısıyla benim hem 2017'de köyde başlattığım hikayeyi onlara anlatmayayım tekrar. İsterseniz çektiniz hepsini. Hem de müzik makamlarıyla, yani notayla müziğin 7 notası var biliyorsunuz. Milyonlarca şarkı var. Dünyada da 20 bin ham maddede milyonlarca koku var. Birbirine benzeyen kokular da var. Benzemeyenler de var. Onların her biri de birer not olduğu için benim hayalimde hep şu vardı. Mesela atıyorum Müslüm Gürses'in kaç kadar kırıldı sarhoş gönlümdeyi dinlerken aklıma hangi koku gelir? Ulan gül mü, lavanta mı, yoksa yok amber mi? Hangileri birbiriyle karışır? Hep benim fikrimde, hayalimde bu vardı biliyor musun? Bir şarkıyı dinlerken... Seçimler böyle mi oldu? Yani özel birinden bir destek aldınız çevrenizden. Çünkü kendiniz mi belirlediniz böyle kokuları tarzı? Ben seçimleri ben kendim yaptım ama ekip arkadaşlarımız vardı. Dünyanın en büyük iki esans firmasıyla çalıştım. Hatta bir anım var, İngiliz bir çocuk vardı, parfümör. Geldi, abi dedi bu Türkçe bilmiyor, ona göre sen anlat ben söyleyeyim dedi. Aslan abi. Tamam dedim abi. Abi dedim şeyi çalsana dedim, şarkıyı koy önüme, oturdu. İngiliz bir parfümör, çok güzel esanslar ve parfümler yapıyordu, kreasyon bize. Ben de Müslüm'ün kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde adlı şarkısını açtım. Dedim ki bunu gözünü kapatsın, hayal etsin. Hangi kokulara götürüyor onu, hangi notalara götürüyor? O da gözünü kapattı.
Hiçbir notaya gidemedi. Bekliyoruz, merak hiçbir var. Hiçbir notaya gidemedi. Bu çünkü müzik tarzı onun değil. Belki onun dinlediği başka müziği yapsaydık, onun tarzındaki başka bir şeyi hayal edip kurabilirdi. Ama ben hayalimi burada gerçekleştirdim, kullandım. Doğru, çünkü beste yapmak gibi. Arada bir söz yazarsın, müzik yaparsın ya. Bu da öyledir. Şimdi bu fikir ilk çıktığında çevrenizden nasıl karşılandı? Biraz çılgınca geliyor bana, amiyane tabirle. Yani bu, ilk böyle çok ciddiye alındı mı? Alınmadı abi, bak ben duygusal bir adamım. Vicdanlı, merhametli, paylaşmasını seven bir adamım. İlk fikir çıktığında zaten nereden çıktı? Şeyden çıktı, yani köye gittiğimde çıktı. Hani işsiz, güçsüz, çamur içinde, ayakkabılar öyle. Yani git tamam şu anda da bir takım öyle ama en azından ben şimdi oraya gittim, bunu yapınca yol yapıldı, internet geldi, altyapı kuruldu. Anlıyor musunuz dedim? Siz fabrikaya bunlar yol yapma gereksinimi de hissettiniz herhalde. Mardin kendi köyünüzün yolları, altyapısı tabii açısından. Bir kısım yolları ben yaptım, bir kısım yolları fabrika var diye devletimiz yolu yapmaya devam etti, asfaltlamaya devam etti. Hı. Yoksa gecikiyordu bunlar yani. Çağ açıp çağ kapatmışsınız. Ya öyle demeyelim de. Güzel oldu diyelim, emek verdik diyelim. Rabbim herkese bu güzellikleri nasip etsin. Şimdi sırada bu Mezopotamya'nın gül kokusunu bütün dünyaya Berdan Mardini markasıyla yaymak. Zaten sizi duyunca Kral Charles da gelmiş yani. Kral Charles hemşerim. Ona bir paket yaptım Kral Charles'a. Gönderecek misiniz Berdan Bey gerçekten? Tabii İngiliz. Mardin'e de bir konak aldı. Adres neydi abi ya? King Laundra. Kral Londra krallık gider mi? Tabii. Birmingham Sarayı'na gönderdim. Vallahi de billahi de hemşerime göndereceğim. Bir paket yaptım hemşerime, gül mü? Kral Charles'a. Hangi kokuyu seçtiniz kendisi için? Ona gül kokusu seçtim. Parfümde? Parfümde de gül abi. Bak mesela. Hicaz, gül falan. Onun yok, ona direkt gül. Krala gül. Kral şeye bakmaz. Kokuları olan düşkünlüğü var. Paraya kula bakmaz. Ona şey, daha böyle yöresel koku olsun. Ama yollamayın. Mardin'e geldiğinde bence elden verin. UPS çok tutuyor biliyorsun. Abi yok, vereceğiz. Kargo maliyetine katlanacağız artık. Şaka bir yana değil ama gerçekten İngiltere'ye olacak. Abi bu arada zaten içeride de söyledim. Benim İngiltere'deki patent, yani Berdan Mardini kozmetik ve diğer alanlarda İngiltere'de de patent bir marka yani. Onu da söyle, es geçmiyor yani. Çocukluğumuzda belki hani etkileyen bu macera, yani yola çıkmanızdaki etkide birazdan önce söyledim ya, yaptığımız yıllarda ki köy çok kötü kokuyor, tezek kokuyor. Evet. O duygusallık da mı biraz da hani köyüm için, bu topraklar için bir şey yapmalı ana fikriyle mi yola biraz da çıkış noktamız oldu? Kesinlikle doğru. Küçükken gittiğimizde köyünüz, yani köy kokuyor, doğru kokuyor abi. Hayvancılık var, tezek var, koku var. Var yani koku. Yok değil. Ama bu insanlar küçükken tabii bir travma yaratabiliyor yani. Ulan kötü kokuyor. Sonra sen bir şöhret oluyorsun. Şöhret olduktan sonra köye yine gidiyorsun. Birkaç kere gittikten sonra bir bakıyorsun. Aynı şeyler. Beni oraya iten hem o hem de insanların işsiz olması. Yani benim çok akrabam, çok köylüm şehirlerde telef oldular. Çok tanıdığım insanlar bodrum katlarında asgari ücrete çalıştılar. Namus cinayetleri işlediler. Ondan sonra kötü yollara saptılar. Yani metropolle köy hayatı aynı değil. Birini bir yerden kopartırken bak nasıl biliyor musun? Bir eğitimi vermeden, o insanı geliştirmeden oradan alıp kopartıp direkt şehrin ortasına koyarsan bütün düzeni dağıtır. Dolayısıyla düzenler dağılmasın diye, insanlar da olduğu yerde mutlu olsun diye hepimiz büyüdüğümüz kırsal kesimlere, köylere yatırım yapalım. Yapalım ve bitirelim. Şimdi diyeceksin ki ticari kazanç. Ya bu Berdan da konuşuyor da yani yapmış ürünleri satacak kendine. Kardeşim ben 6 senedir para ödüyorum cebimden, para almadan. Bir zahmet de bir marka yapıp da Berdan Bey, yuvarlak hesap, yuvarlak hesap ne kadar harcadınız bu yatırımı? Ben şöyle söyleyeyim, yani bu yatırımın bedeli 10 milyon doların üstünde bir yatırım. Yani. Geri dönüşü ne zaman olur, bir tahmininiz var mı? İşte bu sene olacak. Bu sene geri dönüşümleri, ürünleri satarak, ham maddemi satarak, ondan sonra inşallah Allah'ın izniyle yurt dışına franchisingler vererek,
Ve ben çok kaliteli ürünleri çok uygun fiyatlara sunuyorum insanlara. Bu aralar franchising vermek çok da iyi bir şey değil, onu söyleyeyim. Siz haberleri takip ediyorsunuzdur. Ya benim... Sektör de aynı aşağı yukarı. Kozmetik sektörü. O konulardan evet müstarip ama yani herhalde siz de görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunları onlarla kıyaslayacak bir pozisyonunuz yok diye düşünüyorum. Kıyaslama yani. Değil de yani son dönemde yaşanan derler. Gözünüzü korkutmadı mı bugün bu lansmanı yapmak? Evet. Yok çünkü ben ya 7 senedir bugünü bekliyorum. Nasıl gözüm korksun yani? Bana ne kim ne faturası ne parası nereden aklıyorsa, neyi nereye götürmüşse, kendi adına iki krem yapıyorsa beni ilgilendirmiyor. Her bir fidanın konusu. Her bir fidanın faturası var diyorsunuz. Var abi ya. Biz bu anlamda evinizi, arabanızı sattığınızda gerçekten söylüyorsunuz. Faturası mı? Gelsen bana para verirsin, acırsın. Tamam mı? Ben onu seviyorum. Evimi, arabamı sattım, doğru. Bu işe yatırdım. Doğru. Şimdi ben geziyorum yani normal bir fiyat, yani normal bir arabayla geziyorum. Öyle şu an. Anlıyor musunuz? Ama peki bu haberlerin alacağım, geri alacağım. Bu haberlerin bu sektörü genel olarak olumsuz etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Kısa vadede aynı en azından. Haberleri. Bu çıkan, bu son günlerde çok çıkan işte belli ailelerin yaptığı dolandırıcılık haberleri, kara para aklama haberleri genelde kozmetik sektörüyle de alakalı. Onları kozmetik sektöründeki büyük firmalarla, yani kaliteli, güvenilir firmalar ve hikayesi olanlarla bence karıştırmamak lazım. Ama sektörü etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Onlar gelip geçicilerdi zaten. Ben şunu da söylüyorum. Hani ben Berdan Mardin ismini şarkıcı olduğum için buraya koymadım. Yani benim adım Mesut Ufuk Ahmet Ali Yılmaz olsaydı ben bu ismi buraya koymazdım. Çünkü benim zaten adım Engin Karademirken sanatçı ismi bulmaya çalışıp Berdan Mardin'i yaptık. Yani dolayısıyla daha havalı, daha markaya uygun bir isime paramaz mısın? Dolayısıyla o yüzden biz böyle yaptık. O yüzden de ben influencerlar, fenomenler falan şunlar bunlar iyileri de var. Ama kötüleri de çok. Onlar hakkında yorumu zaten gerekenler yapıyor, yapılıyor. Ama bizi mutlu ediyor mu? Mesela birileri yazıyor işte insanların bu kadar şey olması neden sizleri mutlu ediyor? Hani nasıl yazmış ya bir sanatçı evet, kardeşimiz, evet. Arkadaşınız. Yani insanların bu günleri Gülben niye bile. Başkalarını sevindi? Niye Gülben Hanım mı? Gülben Ergen'di galiba. Mesela evet. Diyorlar. Ama öyle değil ki. Yani bizi mutlu etmiyor zaten. Yani bizi sevindirmiyor zaten. Ama nasıl kötülükleri ortaya çıkartıp medya basın yansıtıyorsa biz açığız, alnımız da ak. İyilikleri de medya ortaya çıkartıp bu Berdan 2017'den beridir dağ delmiş, gül ekmiş, 7 sene para yatırmış, beklemiş, ham maddeyi almış getirmiş, ürüne çevirmiş deyip basından da mesela bunları da istiyorum. Bir de yani Berdan, haberleri yapan kadar iyi de. Az önce söylemiştiniz kadın çalışanlarımızın...